Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kripto para piyasasında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Hem Bitcoin'de hem altcoin'lerde çok güzel yükselişler söz konusu. Teknik durumu değerlendirelim. Karşılaşabileceğimiz direnç alanlarını bizi rekora götürecek senaryoları tartışalım istiyorum. Öncesinde kısa bir tanıtımımız olacak. Onu izleyelim. Daha sonrasında hemen konumuza geçelim. Öncelikle Coinspay'de kanal olan katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. CoinSpace kripto para ödemelerine aracılık yapan kurumsal firmaların kripto paralarını korumasına yardımcı olan bir kurum. Şöyle düşünebilirsiniz. Bazı siteler üyelikler için kripto paralarla ödeme kabul ediyor. Bu ödemelerin onaylanması ve transferi için ortada bulunan, devreye giren oyunculardan birisi ve piyasanın en büyüklerinden birisi diyebiliriz. Bugüne kadar 6 milyar dolar üzerinde bir hacim oluşturmuş. Şu anda da aktif olarak 800 firmayla çalışıyorlar. Verilere göre 2021 yılında on-chain bitcoin gönderimlerinin yaklaşık olarak %7'sine aracılık etmiş durumdalar. 2022 yılında Latin Amerika'ya açılmayı planlıyorlar. Bitcoin'in legalize edildiği El Salvador'da da bitcoin ödemelerine aracılık etmek için çalışmalarını başlattılar. Coinspade'in kendi token'ı CPD token olarak geçiyor. Bu token aslında ekosistemin token'ı. Ve çok önemli özelliklere sahip. Şöyle ki Coinspet firmasını aracı olarak kullanılan müşteriler ellerinde CPD token tuttukları zaman firmaya ödedikleri komisyon üzerinden indirim kazanıyorlar. Bu yüzden arada olan müşteriler coin'leri alıyorlar, stake'liyorlar. Bu da tabii ki token'a deflasyonist bir yapı katıyor. Aslında satış baskısını azaltıyor. Bu da fiyatlanmaya pozitif anlamda etki eden önemli bir unsur. Kripto para ödemeleri ayı ve boğa sezonu fark etmez sizin devam ettiği için bu alanda hacmin de durmadan yukarıya doğru gittiğini görebiliyoruz. Aynı şekilde firmalar CPD token'ı daha fazla alıp steklemeye çalışıyorlar. Çünkü ne kadar fazla steklerlerse o kadar çok indirim kazanıyorlar. Bu da doğal olarak coin'e olan talebi yükseltiyor. Coin şu anda Ethereum ağında Uniswap, SushiSwap, Matic ağında QuickSwap. Binance ağında da ise PancakeSwap gibi borsalarda listeli son geliştirmelerle beraber tokenı aynı şekilde UniCrypt ve Mdex borsaları üzerinde stake edebiliyorsunuz veya yield farming yaparak pasif bir gelir kazanabiliyorsunuz. Bununla ilgileniyorsanız eğer tabii ki UniCrypt ve Mdex borsalarına göz atmanız gerekecek. Şu anda ekranda firmanın yol haritasını görebilirsiniz. Yol haritasında da 2022 yılı içerisinde cüzdan entegrasyonu, banka kartı gibi önemli planlar var. Piyasanın pozitif yönde hareket etmesiyle beraber bu planların da hayata geçmesini bekliyoruz. Topluluğuyla ilgili site ile ilgili linkleri de videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan isteyenler göz atabilir. Tekrardan firmaya kanal olan katkılarından dolayı teşekkür ederim. Hemen Bitcoin ile başlamam gerekirse Bitcoin anlık olarak 47.600 dolar civarında seyrediyor. Son videolarda hatırlarsınız burada 45-46 bin doların direnç alanı olduğunu, majör bir direnç alanı olduğunu belirttim. Fakat kısa vadede yukarı yönlü kırılımını bekliyorum diye fikirlerimi aktardım. Burada yukarı yönlü beklediğimiz kırılım geldi. Bitcoin'in bu kırılımı gerçekleştirmesiyle beraber altcoin'lerde de yukarı yönlü çok güzel hareketler görmeye başladık. Şimdi bulunduğumuz bölgede Bitcoin 45-46 bin doları destek edinmiş durumda. Yani 45 bin dolar üzerinde tutunduğumuz sürece Bitcoin'de de altcoin'lerde de kısa vadede herhangi bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Burada aynı şekilde yukarı yönlü bir trend de söz konusu. Bu trendin yatay desteği de yine aynı bölgeye tekabül ediyor. Yani 45 bin dolara kadar gelebilecek gevşeme beni rahatsız etmez. O bölge altında eğer bir kapatma gelirse tekrar değerlendirmek gerekir. Ama kısa vadede trade yapanların ekleme yapmak isteyenlerin de 45 bin doları ekale almasında fayda var diye düşünüyorum. Orası artık önemli bir destek alanı. O bölgeden yukarı yönlü tepki gelmesi de Bitcoin'de beni şahsen şaşırtmaz. Önümüze bakmamız gerekirse 52 bin doların burada direnç konumunda olduğunu söyleyebilirim. Bitcoin'de artık 52 bin dolara doğru hareketin gelmesini bekliyorum ben şahsen. En azından bu direncin denenmesini bekliyorum. Ve bunun kısa orta vadede olmasını bekliyorum. Bitcoin kısa bir süre içerisinde minör düzeltmeler yapsa da aşağı yukarı fitiller atsa da bu alana doğru hareketini tamamlayacaktır. 52 bin dolar üzerinde günlük bazda kapatmalar yapmaya başladığımızda rekor seviyeleri konuşmaya başlayacağız arkadaşlar. Bunu 3-4 video önce de söyledim. Bitcoin daha 41 bin dolar bandındayken konuştuk. İlk etapta 45-46 daha sonrasında 52 bin bandını bekleyeceğiz. 52 bin bandı hacimli bir şekilde kırıldığında gözümüzü artık rekor seviyelere dikeceğiz diye konuştuk. Şu an ortadayız aslında. Ee, önemli olan ilk adımları geçtik. Şimdi 52 bin dolara gözümüzü dikmemiz gerekiyor. Burada 52 bin bandı ilk etapta Bitcoin'in karşılaşacağı direnç alanı olabilir. Yani bu bölgeden ilk etapta red diyebilir. Artık oradaki reaksiyona bağlı olarak Bitcoin'in ne kadar sürede 52 bin dolara gittiğine bağlı olarak değerlendirme yaparız. Benim şahsi düşüncem 52 bin dolarda yukarı yönlü kıracağımız yönünde. Ama şimdiden bu alana gelmeden direnci denemeden tepkiyi görmeden yorum yapmak çok sağlıklı olmaz. O yüzden o alana geldiğimizde tekrar değerlendireceğiz. Ama benim şahsi düşüncem dediğim gibi 52 bin dolardan ilk etapta red yesek de yukarı yönlü kıracağımız yönünde. Bu cümleyi hatırlarsanız 45 bin dolar içinde söyledim. 45 bin dolara ilk denediğimizde red yesek de yukarı yönlü kırılımını bekliyorum dedim. Yine böyle bir kırılım bekliyorum. Umarım gerçekleşir. Sadece 45 bin dolara yakın olduğumuzda biraz daha net konuşabiliyordum. O yüzden 52 bin dolara geldiğimizde teknik ve temel duruma bağlı olarak değerlendirmek daha sağlıklı olacaktır. Şimdiki durumdaysa bu alanında yukarı yönlü kırılması gayet olağan duruyor. Temel ve teknik olarak önümüzde herhangi bir engel şimdilik yok. Şimdi diğer endekslere de bakmak gerekiyor tabii ki. ABD tarafında mesela haftaya yine pozitif bir e, açılışla başladık. Burada bir uyumsuzluk vardı. Bu uyumsuzluk çalışmadı diyebiliriz. ABD piyasası e, yukarı yönlü e, hareketin devam ettiriyor. Burada büyük zaman diliminde oluşmuş olan pozitif RSI uyumsuzluğu vardı hatırlarsanız. Bu RSI uyumsuzluğu nedeniyle yukarı yönlü hareket zaten bekliyorduk. Bu hareketin hedef bölgesi teknik anlamda 4800 dolara tekabül ediyor. Teknik olarak bu bölgeye geldiğimizde tekrar değerlendirmek gerekecektir. Ama tabii ki ABD piyasalarının pozitif olması kripto paraları da pozitif anlamda etki ediyor. Çünkü ikisi arasında korelasyon çok yüksek ve ikisini de mutlaka aynı anda takip etmekte fayda var. Bunu da tekrardan hatırlatmış olayım. USDT dominansına bakmamız gerekirse burada 3.96 desteğini aşağı yönlü kırdığımızı görüyoruz. Dikey bir trend var. Bu trendi bile yukarı yönlü kıramıyor USDT dominansı. Kıramasın da zaten yukarı yönlü Bitcoin'de hareketimizi devam ettirelim. Burada bulunduğumuz bölgede Arisa'yın da yavaş yavaş artık oversold bölgeye doğru yaklaştığını görüyoruz. Bu da tabii ki kripto para piyasasındaki yükselişten kaynaklanıyor. Burada oversolda yaklaşıyoruz. Hemen yukarı döneceğiz gibisinden bir düşüncem benim yok. Sadece 52.000 dolara geldiğimizde bu indikatörün de biraz rahatlaması gerekecektir diye tahmin ediyorum. O yüzden belki 52.000 dolardan, belki biraz daha öncesinden red yememiz olan bunu da sadece kısa vadeli bir düzeltme olarak görürüm. Kısa vadede yaşanacak olan bu düzeltme sonrasında yine yukarı yönlü bir atak beklerim. En azından Fed'in sonraki faiz hamlesine kadar Orada açıklanacak olan bilanço rotasına kadar biraz daha hızlı hareket etmemiz e, Bitcoin ve kripto paralar, altcoinler adına gayet pozitif olacaktır. O yüzden burada USDT dominansında takip etmeye devam ediyorum. USDT dominansı için artık gözümüzü dikmemiz gereken destek alanı 3.26 bandına tekabül ediyor. 3.26 altına inerse eğer bir daha kripto paralarda yukarı yönlü hareket beklenilebilir. İlk etapta tepki alabileceği alanın bu bant olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Şimdi kısaca birkaç tane alt e de bakalım istiyorum. Özellikle elimizde bulundurduklarımıza. Elrond tarafında mesela e, burada kısa vadede yukarı yönlü bir trend oluştu. Bu trendin birkaç kez denendiğini görüyoruz. Elrond bu trend üzerinde tutunmaya devam ediyor. Elrond'un günlük bazda özellikle oluşturmuş olduğu bir e, double bottom. Yani W formasyonu söz konusu. W formasyonunun hedefine bakmamız gerekirse... Elrond'da da burada kırılımla beraber kısa vadede hatta 290 dolarlara doğru hareketin gelmesi beni şahsen şaşırtmaz. Elrond genelde yukarı yönlü hareketlerini agresif bir şekilde gerçekleştiren ürün. Geçmiş örneklere baktığımızda da bunu görüyoruz. Sert bir şekilde yukarı yönlü ataklar var. Yine yükselişine başladığında bu tarz bir hareket gelmesini şahsen beklerim. Burada destek alanı artık ilk etapta 178 dolar bandına tekabül ediyor bu bölge değerlendirilebilir alan konumunda aynı şekilde trend desteğini de takip edebilirsiniz. Özellikle day trade yapanların trend desteğinden pozisyon alması e, makul olabilir diye düşünüyorum. E, elimizde bulundurduğumuz ürünlerden bir başkası da Sandbox. Sandbox'ta da mesela burada bir trend kırılımı gerçekleşti. Bu trend kırılımı sonrasında Sandbox benim beklediğim hareketi hala yapmadı. Sandbox'ın kısa bir süre içerisinde Bitcoin'in destek üzerinde tutunmasıyla beraber Bakın Bitcoin'in burada 45 bin üzerinde tutunması çok önemli. E, keza inşallah tutunur. Ben tutunmasını bekliyorum. Sen baksa da burada 4.70'lere doğru hareketin tamamlanmasını bekliyorum. 4.70 kırılırsa Sandbox'ta da artık rekor seviyeleri konuşmaya başlayacağız. Mina tarafında çok güzel bir hareket geldi ama bana sorarsanız hala yetersiz. 3.36'lara doğru ilk etapta hareketin tamamlanmasını bekliyorum. 3.36 kırılırsa eğer üst seviyeler konuşulmaya başlar. İlk etapta hedefin en azından bu bölge olduğunu söyleyebilirim. Mana tarafında da bir trend kırılımı geldi. Fakat bu trend kırılımı gelse de hala yeterli bir hareket yok bana sorarsanız. Mana'da da 4.24'lere doğru bir hareket gelmesini bekliyorum. Yani hangi altcoin grafiğini açsak yukarı yönlü hareketlerin gayet olağan olduğunu söyleyebilirim. Avax tarafında da burada bir boğa bayrağı yapısı var mesela son videolarda konuştuk. Kırılımı gelmiş şimdi hedefe gitmesini beklemek gerek. Avax'ın da burada 110-111 dolar bandına doğru hareket etmesini bekliyorum. 97 dolar burada direnç konumunda bu bölgeye doğru yaklaşmış zaten. Bir red söz konusu fakat toplayıp yukarı yönlü gitmesini Avax'ın da bekliyorum. Avax adına burada 115 dolar bandını yukarı doğru kırdığımızda artık rekor seviyeleri konuşabileceğiz. O yüzden avax'ı da böyle takip ediyorum. Altcoin'lerin genel anlamda çok pozitif durduğu bir ortamdayız. Hareketlerin devam etmesini umuyorum. Bu hareketlerin devam etmesiyle beraber de artık zaman zamanı geldiğinde kar alabileceğimiz alana girmemizi umuyorum. Sonuçta arkadaşlar ürünleri sonsuza kadar tutmayacağız. Aldığınız ürünlerle de lütfen aşk yaşamayın. Bunu çok görüyorum. E, ürünü alıyor. Sadece pozitif haberlerini okuyor. Sadece pozitif yönlü teknik analizleri değerlendiriyor. Öyle değil. Zamanı geldiğinde bu ürünlerle vedalaşmayı bilmek gerek. Kar cebe yakışır. O dönem geldiğinde de mutlaka bunları konuşacağız. Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.